Efendim günaydın, herkese mutlu sabahlar diliyoruz. Yepyeni bir güne başlarken yine tüm rüyalarınızın gerçekleşmesini diliyoruz. Dün gece bir kabus gördüyseniz ve bu kabusu anlamlandıramadıysanız rüyalarımız, kabuslarımız, daha doğrusu rüyalarımız değil ama kabuslarımız, endişelerimiz oluyor, hayallerimiz, umutlarımız oluyor. Ve bugün gördüğümüz rüyaların hayatımıza nasıl yön verdiğini göreceksiniz uzun zamandan beri kendisini burada konuk etmemiştik. Biliyorum ki siz de özlediniz. Dün gece gördüğünüz ya da bir hafta önce gördüğünüz bir rüya ya da bir ay önce gördüğünüz bir rüya hala sizi etkisi altında mı tutuyor? Rüyanız hayırlara vesile olsun. Peki rüyanız gelecekten haber veriyor mu? Ne olursa olsun rüyanızı bir bilene sormak isterseniz ki en doğrusu bu. Ne dermiş, ne derdi büyüklerimiz? Rüyanı anlatacak hiç kimse arama. Aç bir suyu anlat. Çünkü rüya yanlış yorumlandığında hayatına etkisi büyük. Türkiye'nin en ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil geliyor. Rüyalarınızı yorumlamak ve rüyalarınızın sizin için ne anlama geldiğini anlatmak üzere evinize geliyor. Allah'a sevgili seyircilerimiz. Ay hocam ay, e, tam VTR'yi sunalım sulalım derken evet, evet, evet. hemen arkadaşlar bir ıslak mendil getirelim. Evet. Hocamın kahvesi dökülüverdi. Ne ne dedir hocam rüyada nazar <laughs> Nazar derler. <laughs> Aa vallahi nazar. Peki siz arkadaşlar yardımcı olur musunuz hocamın üstünü temizlemeye? Sorun değil yenisini İyi alırsın İyi ki size bir şey olmadı biliyor yok, musunuz? Yok bir şey olmaz canı sağ olsun ha. Seyircilerimizin canı hayır, sağ olsun. Hayır hayır sıcak ıslak mendil yok, de getirelim. Yok, yok şey yok. Hocam çok geçmiş şey olsun valla. Allah razı olsun. Hem davet edin hem de Para, dökene. para, para mı de? Peki tamam öyle <laughs> <laughs> Rüyada kahvenin dökülmesi ne demek? Rüyada kahvenin dökülmesi bir dostunla aran açıksa onun düzelmesi. Bir <laughs> arkadaşın sana yardım etmesi. Çünkü kahve nereye dökülüyor yere dökülüyor. Evet. Yere döküldüğü için topraktır yani güçtür bir gücün gelmesi hayra çıkması yani <laughs> hayırlara vesile tabii, olsun tabii, inşallah amin. şimdi amin. arkadaşlarımız e, sizin üzerinizi temizlemenize yardım ederken <laughs> ben küçük bir anonsta bulunmak tamam. istiyorum müsaade ederseniz sevgili seyircilerimiz dün akşam bir organizasyondaydık Banu Noyan organizasyonluğu Banu Noyan'ın e, düzenlediği bir e, organizasyonda. Şu anda görüntüleri ekranda görüyorsunuz. Ay hocam çok üzüldüm valla. Siz onu temizlerken ben anonsumu yapayım hemen. Yok, e, sektörlerin başarılı isimlerinin ödüllendirildiği isim. bir geceydi. Ve Hayatta Her Şey Var programı da bu ödüle layık görüldü. Çok teşekkür şey ediyorum sevgili Banu Noyan ve ekibine. Gerçekten Türkiye'de ilkleri imza atan sevgili Banu Noyan yine harika bir gece düzenledi. Ve bu gecede birçok kıymetli ve ünlü isim... Ödülünü aldı. Bize de hayatta her şey var. Ekibi olarak bu ödülü layık gördüler. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada dün gecenin benim için önemi çok büyüktü. Türk Sanat Müziği'nin en sevilen yorumcularından sevgili Nesin Sipahi de oradaydı ve onur ödülü aldı. Şimdi benim için biliyorsunuz ben sunuculuğa radyo programcılığıyla başladım. Tabii o dönemler yayın yapan bir sanat müziği radyosuna başladığım ilk gün bana dediler ki elime metin verdiler kimi sunmak istersin ve hangi şarkı dediler ben de dedim ki Nesin sipahi gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Arkadaşlar görüntüler varsa Nesin Sipahi ile Yıllar sonra Aynı sahnede buluştuk Kendisine sevgilerimi hürmetlerimi ilettim Gerçekten yaşayan En büyük efsanelerimizden biridir Sevgili Nesin Sipahi Nesin Sipahi'nin mutluluk yaşamış oldum. Ee, <laughs> bu e, anlar benim için çok özel ve çok önemliydi. Klasik müzik çok seviyorum ve Peki, radyoculuk bu döneminde alabilir miyiz? Nasıl hocam? Biş sizden alabilir Ay, hocam miyiz? hocam olur mu Nesrin Sipahi'nin o güzel. Hatta Hüseyincim varsa Nesrin Sipahi'nin yorumundan şöyle bir kuble alalım. E, hatta anonsumu şöyle yapmıştım. Gün doğdu duranın Nihavent şarkısı Nesrin Sipahi'nin o güzel sesiyle dinleyeceksiniz. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Nasıl güzel günlerdi. Benim sesimden almayalım da. Yok, sesin <laughs> çok güzel. Onu, Nesin onu adımı sesinden alalım. Ee, buradan kendisine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Çok sevdiğim, çok kıymetli bir yorumcudur. Klasik Türk musikasını sevenler zaten bilecekler. Onun sesinden dinlediğimiz o güzel şarkılar ee, ve klasik Türk musikası için bir Mihenk taşıdır. Yaşayan en büyük efsanedir. Allahım. ...ona uzun ömür versin. Uzun ve tamam. sağlıklı ömür tamam. versin. Tamam. Hazır mı şarkımız? Girebiliyor muyuz? Hadi. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ödülümüzü sizler sayesinde aldık. Sizler izledikçe bizler burada kalıyoruz. 13. yılımız oldu. Evet, Aynı ekranda, evet, Beyaz evet. TV'de. Sizlerle gönül gönlü Maşallah. el ele çok çok teşekkür ediyorum. Hocam hazır mısınız? Hazırız. Uzun zamandan beri seyircilerimiz sizi özlediler. Eyvallah. Allah razı olsun. Yorumlarınızı merak ediyorlar. Eyvallah. <laughs> Rüyamda... Bu arada... Arkadaşlarımız telefon başında. Ben rüyamı açıp sesli anlatmak istiyorum ve yorumumu merak ediyorum diyenler varsa arkadaşlarımız telefon başında, telefonlarımız ekranda istediğiniz an canlı yayına bağlanabilirsiniz. Rüyamda kocamın başka bir kadınla evlendiğini görüyorum Nur Hanım. Çok mutlulardı. Kocamın başına kötü bir şey mi gelecek ya da evliliğimiz tehlikeye mi girecek? Hayır. Buraya göre eşinin kendisini gönlünü alacağına, kendisine bir hediye alacağına veya hayırlı bir kapının kendisine açılabileceğini gösterir. Zaten Allahü Teala hani hem kabahat hem de diyor hayır gizlidir. O yüzden de Cenab-ı Hak burada hani eşi onunla ayrılacak mı veya bir şey yapacak mı veya kötü bir şey mi yapacak veya aldatacak mı gibi bir şeyleri Cenab-ı Hak göstermez. Bu yüzden de eşinin kendisine bir hediye almasını göstermiş. Evet. Evet. Şimdi gördüğümüz rüya bize gelecekten bir şey anlatıyor değil mi? Tabii, çok önemli. Tabii, yani tabii. E, rüyalarla ilgili bu arada size çok büyük bir sürprizim var. Yani çok büyük bir sürpriz. Lütfen e, izlemede kalınız. Bu arada hocam ikimiz de bembeyaz bembeyaz. Evet. <laughs> Söz destek bu kadar olur yani. Evet. Rüyamda küçük bir erkek çocuğu bana bir anahtar veriyor. Tamam. Bu anahtarla tüm dileklerimin gerçekleşeceğini söylüyor. Tüm dileklerim gerçekten gerçek olur mu? Rüyada anahtar görmek evet. ne demek? Şimdi İmam-ı Nablusi şunu söylüyor. Eğer erkek çocuk size bir anahtar ya da bir şey verirse maddi konuda sıkıntılarınızın tamamen ortadan kalkmasını ve çok yükseleceğiniz yerlere geleceğinizi gösterir diyor. Eğer kız çocuğumuz olsaydı bu sefer cafer Sadık da diyor ki müjde verici haberler üstte gelmesiyle beraber kişinin kendi yaşamış olduğu bütün sıkıntının ortadan kalkması ve Allah'ın izniyle kendisine büyük hayırlı kapıların açılması. Bekarsa evliliğe, İş arayan biri ise iş kapılarının aralanmasına, eğer sıkıntı yaşıyorsa bir mahkeme sorunu varsa burada kendisini kazanacağını gösteriliyor. Anahtar her zaman için bir açılımdır. Hı hı. Önemli olan anahtarın kırılmaması. Peki rüyada gördüğümüz renklerin anlamları var mı? Var. Mesela Nedir yeşil mesela? duanın kabul oluşu, selamete çıkıştır. Beyaz duağın, e, beyaz muradın olması. Siyah tez bir haberdir. Mor ya da Eflatun oyalamadır. E, bunların hepsi Aa. ayrı ayrıdır. Evet ayrı ayrıdır yani, yani mesela bir ilişkimiz varsa nikah evet. masasına oturamıyorsak mor ya da eflatun bir kıyafet giydiysek aramızda diş... ya yalan sürüyoruz birbirimize ya birileri nifak katacak ya bir e, ortalığı bozmak için bazı şeyleri yapacak onun için dikkat etmemiz gerekiyor buna yalan söyleyen birileri muhakkak var oyalayacaktır bizi Ayşe Hanım çok tatlı demiş ki Nur Hanım rüyamda eltimi gördüm hayırlara vesile olsun Evet. <gülüyor> <gülüyor> rüyamda eltimi gördüm ve beni çok sevdiğini söyledi Acaba e, Eltim yuvamı mı yıkmak istiyor? Yok artık ya. <laughs> Şimdi e, burada Eltim beni seviyor mu diye söylemesi, normalde benim mı yıkacak demesi aslında öyle değil. Rüyada görmüş olduğumuz kişi eğer ki kendisine çok yakın biri biliyorsunuz, bu netice itibariyle kendisinin evini gözetlediğini, onu Hı -hı. uzaktan takip ettiğini, bazı hata veya yanlış veya doğrularını görmek istediğini, yani onun yaşam tarzını yaşamış olduğu evdeki problemleri bilmek istediğini gösterir. Dikkatli olması gerekiyor. Yani bazı fikir ve düşünceleri yani orada yakalamaya çalışıyor. Hmm. Evet. <laughs> Rüyada gelinlik giymek ne demek? Rüyada gelinlik giymek, beyaz gelinlik giymek kişinin canı gönülden istemiş olduğu bir dileğine kavuşmasıdır. Nitekim bazında nazarı gösterir. Hı hı. Eğer mavi bir gelinlik giymişse kişinin gerçekten mutlu olacağı, çok güzel, gözyaşı dökeceği bir haber almasını gösterir. Yeşil bir gelinlik giymişse kişinin Rabbimin izniyle muradının hasıl olacağını, duasının kabul olacağını gösterir. Peki gelinlikte mesela Hı. tam beyazın tam tersi siyah gelinlik görenler var. Evet. Bu tehlikeli midir? E, tehlike değil de tez vakitte beklem yani tez vakitte gelecek olan bir haber vardır ya da kendisi çok acelecidir. Yani Hı. acele etmemesi gerekiyor. Çünkü siyah tezi gösterir. Acele gelecek yani acele vermiş olduğu kararlar karşısında pişman olabileceğini ama kendisine siyah olduğu için tez vakitte haber geleceğini gösterir. Ama olumlu ama olumsuz. Fakat acele etmezse kişi muhakkak muradına erer. Şimdi rüyaların genel geçer e, yorumları var. Bu arada kaçıncı kitap hocam? Üçüncü kitap. Evet çıktı. Yeni çıktı bu kitap. Evet. Hadi bakalım. Hayırlara vesile olsun. Uyarı veren Mehmet rüyalar. Emin Kırgil'le rüyalar ve cevapları uyarı veren rüyalar. rüyalar. Evet. Aha. Hangi rüyalar uyarı veriyor? Burada çok e, insanların mesela kardeşlerimizin çok görmüş olduğu rüyaları genelde biz cevapladık. Onların cevabını vermeye çalıştık. Hı hı. Onun için böyle bir e, kitap çıkardık İnşallah daha sonra da en son belki bir kitap daha çıkarız o da toparlama ile ilgili daha sonra görülen ikinci kademe rüyalar mesela en çok görülen kelimeler burada bir bu üç kitapta kitap mevcut en çok görülen rüyalar bir dahaki çıkaracağımız kitapta da daha farklı bir şeyler paylaşmaya çalışacağız peki biraz bize anlatsanız rüyanızda Hı. göreceğiniz yine e... tehlikedir Heh. aman hocam kahveniz geldi kahve yok. Şimdi sorun yok şair demiş ki bir akşam ben size geldim. Birini seviyormuş. Heh. Bir akşam size geldim. Sen babanın gömleğini ütülüyordun. Hı hı. Bir baktın bir daha baktın. Bir baktın bir daha baktın. Hem ben hem babanın gömleğini yaktın demiş. Şimdi onun <laughs> için biz de maşallah yani üstümüze kahve çok da güldü, Sorun yok. Çünkü yeter ki her şey kahve olsun. Çok korktum olsun. ama yanacaksınız. diye yok, ya, yok, yok. Herhangi bir rahatız, zarar Allah'ın izniyle çok rahatız. Şimdi iğne görmek nazardır. Olumsuzluktur. Toplu iğne görmek balık etli birini temsil eder. Toplu iğne. Tabii. Normal bir e, iğne görmek mesela hani e, bazı hanım kardeşlerimiz yalık taktıkları zaman kendilerine toplu iğne ta mesela takarlar. Onlar genç ve zayıf birinin veya balık etten biraz daha zayıf olan birinin kendisine e, nazar edeceğini, göz vuracağını gösterir. Allah Allah. Mesela evimizin içerisinde eşimizin ceketinin üzerinde bir iğne gördüğümüzde aman dikkat etmemiz gerekiyor. Evimizde bir yuva yıkan ya da uzaktan nifak çıkaran ya da dedikodu yapan birinin olabileceğini gösterir. İğne bunlar da çok dengeli. İğne her türlü uyarıcı mı? Uyarıcıdır. Mesela yumurta. Yumurta mesela ayrılığı getirir. Genelde mesela birçok rüya Oo. alimi, geçmişte İmam Cafer Sadık, İmam Nablusi, İmam Kirmani, İmam İblisi'nin çoğu yumurtayla ilgili açıklamalarında tehlike olduğunu arz etmiş. Fakat burada eğer ki haşlanmış bir yumurta varsa o tehlikeye yaşanan sıkıntının ortadan yavaş yavaş kalkacağını, zelil olacağını söylüyor yani. Ha pişmiş yumurtada sonu haşlanmış. yok. Haşlanmış. Evet. Ama diğer kızarmış yumurtada tez vakitte olabileceğini. Mesela diyelim ki tavada kızartmış, getirmiş. tabi güzel olur sabah kahvaltıda da. Ama rüyada ise güneşli bir havada tehlike unsurunu da bir sıkıntı yaşanacağını gündüz gösterir. Dur hocam siz hepsini biliyorsunuz hızlıca anlatıyorsunuz. Hemen kavrayamadım. Şimdi pişmiş yumurta, yani haşlanmış, haşlanmış yumurta görürsek olaydan tehlike gitmiş demek. Gidecek evet. Yaş Ama yumurtanın çiğ görürsek, ha, çiğ büyük görürsek büyük tehlike kendisini pişmemiş halde yani kabuklu yani görse yine tehlike. şey, pardon rafadan ne derler ona? Kırarlar. Yağda kırarsınız evet, ya. Evet, onlar hep tehlikeyi gösterir. Kırılmış gördüğümüzde bize gündüz yaşayacağımız, yani gündüz yaşayacağımız sıkıntılar gösterir. Dikkat etmemiz gerekiyor bunda. Peki yumurta e, hiçbir şekilde işte pişmiş pişmemiş falan değil. Öyle uzaktan ha, tamam. kabın içinde kabın görüyoruz. ya da gülüyor. biri toplamış ya yani da toplamış almış bize getirmiş yumurtaları. O da mı tehlikedir? Toparlayayım ben. Diyelim ki haşlanmış yumurtanın haricinde bütün yumurtalar tehlikelidir diyeyim. Allah Allah. Haşlanmış yumurta ortalık artık toparlanacak, durulanacak, ağır olmak gerekiyor, beklemek gerekiyor çünkü. Sabırla beklerse bazı şeyler çözülecek. Hmm. Peki dişler, dişlerin dökülmesi. Dişlerin dökülmesi, falan dökülmesi da... genelde mesela hani ben bazı arkadaşlarımıza bakıyorum ama geçen günkü mesela şey yaptığımda arkadaşlara baktığımda diş dökülmesi genelde aslında İmam Nabulusiye'ye göre ve İmam cafer göre Hangi arkadaşlara baktığınızı anlamadım. Mesela bize Instagram'dan yazıyorlar. Mesela çoğunlukla daha önce hep ölüm haberi alırlardı. İşte şöyle gördüm, böyle gördüm. Günümüzün içinde zaten ölüm haberi devamlı alıyoruz haberlerde biliyorsunuz. Birçok çevremizde alabiliyoruz. Ama şu var, diş dökülmesi genelde beyazsa, diş dökülüyorsa, alt dişimiz dökülüyorsa burada bir kadının, bir hanımefendinin hasta haberini alabiliriz ya da elimizden bir para çıkacağına ama o paranın çıkmasına sebep bir kadın olacağına üst dişimiz olursa bir erkeğin, bir erkeğin bizim hayatımızda parasal konuda sıkıntı yaşamamız için mücadele vereceğine veya birisinden borç istedim o borcun gelmeyeceğini gösterir. Ama beyaz diş. Sarı diş olması bir hasta haberidir. E mesela çürümüş bir diş çoktandır sıkıntı yaşayan bir insanın daha onun daha bu sıkıntının devam ettiğini ve bu sıkıntının da bir türlü düzelmeyeceğini gösterir. Hı hı. Onun için bunlar hep önemlidir. Ama çürük bir dişi ya da sarı bir dişi fırçaladığımızı görürsek burada o karşıdaki kişi ya da biz sıkıntı yaşıyorsak bu sıkıntının eğer sabır edersek yavaş yavaş çözüleceğini ama biraz daha çile çekeceğimizi gösterir. Önemli olan Hazreti Ali ne diyor? Çileyi çektiren, aslında çileyi çektiren kişi cefadadır. Çileyi çeken de, göğsünü geren de Allah'ın yanındadır. Sabretmesi lazım. Kişi sabrederse Allah'ın yanındadır. Bizim her şeye göğüs germemiz lazım. Burası bir intiham dünyası. Kim bize ne yaparsa yapsın. Doğru. Onun, onun muhakkak cevabını karşını alacak. Ne diyor? ''Miskale zerretin hayran yere, miskale zerretin şerran yere.'' bir miskal hayır da işlersen bizden göreceksiniz bir miskal şer de görseniz bizden göreceksiniz diyor. Yani hem hayır hem şer Allah'tan göreceğiz. O yüzden iyilik yapalım, güzellikler yapalım. Rüyalarda da mesela dua ediyoruz. Dualarımıza mesela rüyalarda mesela dua diyoruz, Ya Rabbi işte kızımız böyle olsun oğlumuz böyle olsun veya bir sıkıntı varsa veya birini seviyorsak kavuşalım diye dua ediyoruz. Onun karşılığını nasıl alacağız biz? Bunu rüyalarda görürsek o zaman bunun cevabını yavaş yavaş almış olacağız. Kimden istiyoruz? Allah'tan istiyoruz. Kimi istiyoruz? İstediğimiz kişiyi de Allah'tan istiyoruz. Yani neticede her şey Allah'ta bittiği için dualarımızda, yapmış olduğumuz duaların karşılığını, niyetlerimiz, kalbimizden geçirdiğimiz her şey Allah'ın izniyle bize rüyalarda gözükür. Ama eşim beni aldattı. Vay boşanayım. Vay şöyle oldu, böyle oldu. Bunlar yok. Bunlar yok. Bunlar böyle değil. Uyarıcı rüyalar vardır. Uyarıcı rüyalar daha başımıza gelmeden Cenab-ı Hak bizi uyarır da bazı kardeşlerimiz bunu anlayamaz, o zaman da uyarıyı alamaz. Evet, şimdi herkes rüyalar konusunda aslında e, bir fikre sahip evet. ve herkes gördüğü rüya çok acayip bir rüya gördüm yani çok etkilendim. İyi mi kötü mü diye soranlar var Hı. ya da bir seyirci kalkıp şunu söyleyebiliyor diyor ki ya bir rüya gördüm ama bu gördüğüm rüya benim içime bir e, hani enerji verdi, iyi Tabii. şeyler olacağına delalet evet. ediyor. Evet. Dolayısıyla rüya ya <laughs> iyi ya kötü. Her insanda bir duygu bırakıyor. Bırakıyor. Dolayısıyla hep bunu siz söylediniz evet. programlarımızda. Bir rüya gördüyseniz bir bilene sorun. sorun. Herkese evet. anlatmayın. Evet evet. Benim anneannem de şey derdi. Aç suyu anlat kimseyi evet. bulamazsan diye. E, suya zam geldi kimse aman anlatmasın. <laughs> Yapacağım şey sadece su. Sevgili kardeşlerime şunu söylüyorum. <laughs> Doğru. E, burada Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... Kişi bir sadaka verdiğinde... O sadaka bimbanayı def eder ömrü uzatır. Evet. Onun için görmüş olduğumuz rüya iyi veya kötü ne görürsek, göre korkarsak, anlatamayacağımız kişiler varsa yapacağımız şey o yani ya Rabbi ben bu rüyayı gördüm niyet çok önemli. Ben bu buraya gördüm bu rüyama karşılık tedirgin oldum. Bu hayrı çıkarıyorum, bu sadakayı çıkarıyorum ki benden uzak olsun. Hadi şimdi rüyamızı bir bilene anlatalım, bir bilene soralım. Ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin evinizde. Ben hep e, Mehmet Bey'i sunarken benim aslında gördüğüm bir rüya üzerine. Biz Mehmet Bey'le tanıştık ve o gün bugündür. Evet. E, hayatta her şey var ekibiyle beraber bizimle birlikte yol alıyor. Mehmet evet. Emin Kırgıl. Evet. E, sizden ricam bir rüya gördünüz ve etkisindeyseniz mutlaka bizi arayın. Siz bile canlı yayında duyduklarınıza inanamayacaksınız. Sibel evet. Hanım Karabük'ten arıyor. Buyursunlar. Sibel Hanım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Buyurun Sibel Hanım. Dinliyoruz ben hemen sizi. rüyama geçeyim. Eşimin rüyası. Buyurun. Eşim rüyasında beraber alışverişe gittiğimizi görmüş. Alışverişte yumurta, ciğer ve ekmek almışız. Hı -hı. Beraber Hı -hı. elimizde poşetlerle bir yokuş çıkıyoruz eşimle. Hı -hı. Eşim demiz, parma, parmaklıkları tutunarak çıkıyor. Bana diyor ki düşersin diyor. Ben de poşetlerle beraber çıkıyormuşum yanında. Çıkıyoruz. Ben düze eriyorum e, eşimle arkamdan gelirken benim düştüğümü görüyor. O şekilde uyanıyor korkarak hani ölüp ölmediğini görmediğini söylüyor. E, şimdi Sibel Hanım aslında korkulacak şey sizle alakalı değil. E, şimdi şöyle diyeyim. Evet. Bakın burada yumurta olması bize bir e, tedirginlik verdi. Ne dedi? Ayrılık dedi. Ama Diyayı ayrılık... eşi görmüş. Evet eşi görmüş. Ayrılık derken burada Sibel Hanım'la eşi ayrılık değil. Bunlar arasında bir ayrılık değil. Eğer eşi çalışıyorsa iş yerinde bir sıkıntı yaşayabilir. işten çıkabilir. Eğer çocukları varsa çocuklarının bir Soralım. sıkıntısı olabilir. Soralım hocam. Çünkü burada ikiye Sibel beniliyor. Hanım eşinizin iş yeriyle ilgili bir sıkıntısı var mı? Eğer emekliyse ona bir şey diyemem. Hı. Yok. Eşiniz emekli mi çalışan mı? Çalışan. Tamam. Bakın orada bir sıkıntı çekebilir. Bir sıkıntı yaşayabilir. Sizin orada tökezlemeniz mesela orada yumurtayı sepete katmanız vesaire. Bunlar daha birikmiş şeyler. Sizin e, burada evlenmiş veyahut da böyle sıkıntı çeken evladınız var mı? Çünkü... Hayır. İki tane çocuğum var, küçük ikisi. Tamam. Şimdi o zaman yapacağınız şey, eşinize çok dikkat edin. Eşiniz yani iş yerinde çok dikkat etsin. İş yerinde tamam. bir problem var. Neden ben iş yeri söylüyorum? Yani evet. burada Sibel Hanım iş yeri söylememiz sebep sepete katmıştınız, doğru mu siz? Ee, beraber eşimle alışverişte yumurta almışız. Tamam. Ee, yumurta, ciğer ve e, ekmek almışız. O şekilde yokuş çıkıyoruz. Şimdi ciğer neyi temsil eder? Ciğer Hı. evladı temsil eder. Öyle mi? Tabii evet. ben o yüzden söyledim. Diğer yandan da. Oradaki yumurtayı sepete katmak da buradaki evet. beyefendinin iş yerine temsil eder. Peki o zaman Kazanını şöyle yapacağız. Sibel hanım e, evet. eşine diyecek ki iş yerinde dikkatli, dikkatli ol. Dikkatli ol. Evet. İş i̇şte problem olabilir. Çocukların üzerine nazar olduğunu göstermiş Peki. Ciğer. Evet. Şimdi nazar. Evet. Çok evet. teşekkür ediyorum Sibel öyle. hanımcığım. Sağ olun. Evet. Tamam teşekkürler kolay Rica gelsin. Rica ederim kardeşim. Evet. Sağ olun çok teşekkürler. Şimdi sevgili seyircilerimiz zaman ilerledikçe göreceksiniz. İnanamayacaksınız evet. duyduklarımıza. Yani hiç biz kişileri tanımıyoruz, tanımıyoruz. bilmiyoruz. Evet yani hocam zaten hiç kimseyi bilmiyor. Yayına bağlanacakları tamam. bilmiyor. Burada her evet. şey kimin bağlanıp ne söyleyeceği de belli değil. Evet. Ama duyduklarınıza inanamayacaksınız. Ayşe Hanım Malatya'dan. Buyursun Alo. Ne? İyi günler oranın. Ayşe Hanımcığım hoş geldiniz. Sağ ol teşekkür ederim. Aldığınız ödülden dolayı tebrik ediyorum. Canımsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde tamam. Allah razı olsun Zamanız hepinizden. Tamam. almamak için hemen rüyama giriyorum. Buyurunuz lütfen. Hı. Ben Malatya'dan arıyorum. Ben evin içindeyim için böyle akşam akşam üzeri böyle akşam ezanına yakın e, evin içindeyiz. Yanımda kızım var. Böyle evimiz yan yatıyor. E, dışarıda böyle çatılar uçuşuyor, fırtınalar. Böyle dışarı gri, böyle e, karanlık oldu böyle tam karanlık değil gri. Ben evin içinde böyle sırt üstü düşüyorum. Ev yan yatıyor. Ayşe Hanım. Kızım... Efendim. Aç kızınız kaç yaşında? Kızım 30 yaşının üzerinde evde. Tamam. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya sizin evet. ya kızınızın bir evle ilgili problem var. Şimdi burada siz sırt üstü yattınız değil mi? Düştünüz. Sırt üstü yattım. Mehmet Bey evet. telefonu uzanmak istiyorum. Telefonumu tamam. almak istiyorum, alamıyorum. Kızım da Anne diyor artık her şey bitti diyor. Yani artık bitti. Biz yani deprem bölgesindeyiz ya hani. Evet, evet. Sonumuz ha, geldi anladım. gibi konuşuyor. Yok. Şimdi burada hayal kırıklığı yaşamış olduğunuz bir olay var. Bir malla ilgili, bir evle ilgili olabilir. Ya sizin ya kızınızın olabilir. Bu sıkıntının ortadan kalkması sizin sırt üstü yere düşmeniz güçlenmenizdir. Ümitsiz olmamanız gerekiyor. Telefona gelip uzanmak ise sabırlı olmak gerektiğini gösterir. O haber eninde sonunda sizi mutlu bir şekilde bulacağını göstermiş. Ya sizin ya da kızınızla ilgili bir sorun. Bunu yavaş yavaş çözüme kavuşmasıdır. İnşallah. İnşallah. Seda Hanım Samsun'dan hattımızda mı Malatya'yı sevgiyle uğurlarken Samsun'a gidiyoruz ve Seda Hanım'ı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Seda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Ee, ben rüyam anlatacaktım. Şimdi ben havadayım. Ee, uçak nasıl yavaş yavaş yükselmeye başlar. Ben de o şekilde yavaş yavaş havada yükselmeye başlıyorum. Ondan sonra e, tam karşında da İstanbul Köprüsü'nün ışıkları yanıp sönüyor akşam karanlığında. Tamam. Hmm. Bu mu Seda Hanım? Evet bu kadar. Şimdi bir niyetiniz var bu niyetinizle alakalı iki yakanız bir araya gelmiyor. Bir türlü hedefe ulaşamıyorsunuz. Burada o köprüyü görmek her halükarda aranızdaki sorun, problem neyse bunların hepsini çözüme kavuşmasıdır inşallah. Yani hedefinize yavaş yavaş yaklaşacaksınız. Burada eğer kendisi düşmüş olsaydı tehlikeye arz edecekti. O da nedir? Hayır kırıklığı yaşayıp bazı problemler sürecek veya tam manasıyla bir ayrılık veya sıkıntıya devam edecekti. Evet. Çok Başka? teşekkür ediyoruz. Seda Hanımcığım. Sağ olunuz. Şimdi gördüğümüz her rüya, içerisindeki evet. her anlam Evet. bize gelecekten haber veriyor. Geliyor, evet, Yoksa Allah bu zihniyle. anki durumu mu anlatıyor? İşte o an yaşamış olduğu olayın daha nereye çözüme kavuşacağını bilemediği için, iki yakası bir araya gelmediği için tam hedefe ulaşamadığından dolayı yavaş yavaş yükselmek kişinin niyetleridir. Hı hı. İstanbul Köprüsü'nü görmek her halükarda burada, burada bu kişinin niyetine ulaşması için ışıklar yanıp sönüyor ya bir gece vakti. Rabbim nasip ederse kendisine ikindi namazından sonra gelecek olan bir akşam vakti yazın ya da ilkbaharda güzel bir haberin hedefine ulaşması ile ilgili geleceğini gösteriyor. Şimdi ben gerçekten bizzat bu konuyla ilgili çok önemli bir şey yaşadım. Bir rüya gördüm. Sevgili Onur İliman buradan sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Evet. O da gerçekten Türkiye televizyonlarında önemli işleri imza atan çok kıymetli bir yapımcı. Onun sayesinde tanıştık sizinle. Evet. Gördüğüm rüyayı size yorumlattım. Dedim ki siz yorumladınız. Yok canım ne alakası var dedim. Yani hiç o konuyla alakalı bir durum değil dedim. Hep bunu söylüyorum evet, biliyorsunuz. Evet. Çok kısa süre sonra sizi yorumladığınız <laughs> şekilde çıktı evet. ve ben o gündür bugündür rüyalara çok inanıyorum. Evet. Rüyaların mesaj verdiğine çok inanıyorum. Evet. Yeter ki gerçekten doğru kişi tarafından yorumlansın. Evet. Efendim hadi gelsin e, diğer seyircimiz kim bağlanacak? Kayseri'den Mehmet Bey bağlanıyormuş. Mehmet Bey. Efendim merhabalar. Efendim İyi hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Ee, Dinliyoruz ben size. rüyamda e, bir köpeğin ağzından kedi aldım, kurtardım. Onun yorumunun açıklamasını istiyordum. Ya Mehmetçim şimdi köpek <laughs> normalde bir arkadaştır, bir dosttur, tamam mı? Onun ağzından evet. onun ağzından bir kedi almak bir dostundan sana gelecek olan müjde verici bir haberi gösterir. Kedi İmam-ı göre müjde olduğundan dolayı o kediyi köpeğin ağzından sözde rüyada kurtarıyorsun ama aslında köpek ise bir dosttur. Bir dosttan fayda göreceğini gösteriyor. Biri sana bir işle alakalı söz verdiyse şunu yapacağım veya bunu yapacağım veya sana destek vereceğim veya sen bunu istediysen kardeşime söyleyeyim o desteğin gelebileceğini gösterir. Yani orada herhangi bir hüsran yaşanacak bir durum yok. Mehmet Bey. Düştü mü hatta Mehmet Bey? Peki. Evet. Sevgilerimizi gönderelim Mehmet Bey'e. Ee, bir seyircimiz sormuş. Rüyada gül verilmesi ne demek hocam? Kırmızı Şimdi, gül. Ben rüyanın rüyada yani gül verilmesine bakmam. Gülün ne bu? rengine bakarım. O gül ne renk? Kırmızı. Ha, kırmızı. Kırmızı gül. Kırmızı gül olması eğer ki bu kardeşimiz istihare yapmadıysa. Hı hı. Rabbimin izniyle kişi eğer bekarsa gönlünü alacak karşıdaki insanın varoluşu. Onu gerçek sevdiğini gösterir. Ona bazı şeyler ifade edeceğini. Veya orada bir beklentisi varsa o beklentisini alacağını gösterir. Ama sevgiyle, muhabbetle ilgili. Biriyle küsse, dargınsa, diyelim ki yıllar geçmiş, onunla karşı karşıya geleceğini gösterir. Gül Peki. kısacası kavuşmakla ilgili bir durumdur. Şimdi az önce dediniz ya istiareye yatmamışsa. Evet. Herkes istiareye yatabilir. Tabii. Mesela bir işe gireceksin, bir ev alacaksın, Hı -hı. evleneceksin. Evet. Ya da bir olay hayır mı şer mi? Oğlun evlenecek. Evet. Acaba bu gelin bizim için hayırlı, hayırlı mı, mı değil mi? Değil, evet. Kızın evlenecek, bu damat benim için hayırlı mı değil mi diye herkes istiareye yatabilir. Aynen. Nasıl yatıldığını, Hı -hı. hangi duaları okumanız gerektiğini, evet. özellikle istiareye yatmadan önce nasıl hazırlanmanız gerektiğini biraz sonra Hı -hı. Mehmet Emin Kırgilden öğrenelim. Herkes kendi istaresine yatsın. Kendisi yapsın. Rüyalarını evet. yorumlayalım Allah'ın izniyle. Bir Bakalım. de seyircilerimize ben kendim özel olarak kendilerine bir esmadan bahsedeceğim. Tek bir esma. Onda programın sonunda unutma lütfen. Peki unutmam. Evet çünkü, çünkü çok istiyorlar benden. <laughs> Özellikle söyleyeceğim inşallah. Peki ha. Kayseri yine hattımızda Kayseri'ye selam üstüne. olsun. Bugün ne kadar çok telefon alıyoruz Kayseri'den. Alo. Alo Nurhan, Nurhan Hanım iyi günler. Iyi Hoş yayınlar geldiniz. Dinliyorum. Kayseri'de Talas'ı gördüm. Kayseri merkezi de gördüm. Talas'a hayran kaldım. Gerçekten dokunuzla yani e, yemek kültürünüzle harika bir şehirsiniz. Kayseri'ye selam gönderiyorum. Ben de pastırmayı çok seviyorum buradan. <laughs> üçüncü kişi Kayseri'den ararsa pastırma isteyeceğiz. <laughs> Peki hocam. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. E, Nuran'ım... Ben Feriha Karaca, evet şu anda ekranda gördüm. Evet. Ee, hocama bir rüya şeyim, sorum olacaktı. Buyurun. Dinliyoruz buyurun. Ee, oğlumun yatak odasının penceresinden karşıdan oğlumun ee, kına gecesi elbisesiyle geldiğini gördüm. Abla bir, günün... bir şey sorabilir miyim? Yani bu oğlumuz buyurun. evlenme çağında mı yoksa bir problemim var bunun? evlenme çağında. Tamam bir problemim var? Bir kesik bir durum mu var? Kesik derken hoca? Yani mesela bir türlü olmayan bir işim var çocuğun. Ha yok öyle de bir durum yok. Kına... Karşıdan geldi koluna girmiş kız kına, kına elbiseli. Kına ee, binamızın ön kapısı giriş kapısından döndüler. Ondan sonrasını zaten ben göremiyorum. Şimdi siz birini arzu ettiğinizde oğlunuz için o durum olmadı mı? Veya bekliyor musunuz halen bir şeylerin olmasını? bir şeylerin olmasını bekliyorum evet. ben onu söylüyorum zaten size. Yani o yüzden burada kesik bir durum var. Niye? Önünüze engel koyuyorlar devamlı. Yani problem çıkaran insanlar var ablacığım. Siz oğlunuzun mutluluğunu isterken Rabbim rüyada size onu göstermesi kına elbisesiyle evet bir kadın ortalığı karıştırıyor diyor. Ya bu var. Onu gösteriyor. Dikkat etmeleri lazım. Evet Perihan Hanım rüyanızda aslında mesaj evet. size çok açık gelmiş. Çok gelmiş tabii. Olmuyor yani bir, bir türlü olmuyor yani işi Peki. Hı. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ankara'dan bizi izleyen seyircilerimiz var. Onlara sevgilerimi gönderiyorum. İzmir'den Selda Hanım'ı canlı yayınımıza alıyorum. Selda Hanım tamam. hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar. Buyurunuz efendim. Dinliyoruz sizi. Teşekkürler. E, ho hocam merhabalar. Hemen rüyama geçiyorum. Buyurun. Lütfen. E, şimdi hocam ben bir binanın ikinci katında balkondayım. Elimde beyaz bir yorgan vardı. Ve bu yorganın içerisinde siyah bir böcek ama çok kötü niyetli ve inanılmaz hareketli. Yani çok rahatsız edeceğim. Ben de bu böceğin burada ne işi var diye hani bunu yorganla silkelemem gerekiyor. Kurtulmam lazım diyorum. Yorganı silkelemeye başlıyorum. Düşeceğini hiç düşünmüyorum ama bir bakıyorum ki düşmüş. Selda Hanım evli ya. misiniz siz? E, yok bekarım. Tamam. Şimdi bak A, kardeş bu... Evet, devamı çok önemli ama hocam hemen anlatsam. Tamam buyurun dinliyorum sizi. Şimdi balkondan aşağı doğru siyah böcek düşmeye başladı. Tam yere düşecekken kahverengi ya da sarı bilmiyorum örümcek oldu. Çok kimli bir şekilde havada asılı kaldı. Seldacığım bu işin olmuyor kardeş senin. Yani bir işinizde engel var, bir işinizde yine sıkıntı var sizin. Yani iki yakanız bu konuda bir araya gelmiyor. Yani diyelim ki hep uzaklaşmalar, hep ayrılıklar veya problemler çıkıyor önüne. Burada kardeşimizin beklentileri var. Yorgan olması burada kışın yani Mart ayının Allah nasip ederse içinde siz tamamıyla kendi hayatınızın içinde yaşamış olduğunuz sıkıntılardan yavaş yavaş bertaraf olacağınızı gösterir. Balkon olması zaten bir haber bekliyorsunuz. Örümcek olması zaten evli olan bir ailenin evli olan birilerinin size yardımcı olması. Bununla alakalı ya da bir destek gelmesini gösterir. Bir işiniz olmuyorsa burada allah Teala'nın izniyle kış ayının soyun, yani sonunu bekleyeceğiz. O da nedir? Mart'ın son zamanlarını gösteriyor. Akşam vakti gelecek olan hayırlı bir haber, hayırlı bir kısmet. Şimdi sevgili seyircilerimize ben anons ederken şunu söylemeyi unuttum. Lütfen bağlandığınızda evli ya da bekar olduğunuzu belirtin. Evet. Çünkü şimdi bu e, klasik rüya yorumu sayfaları var ya hani. Hı -hı. Giriyorsun, bir rüya o, gördüm değil, diyorsun... Evet. yazıyorsun. E, sana işte sanal e, yapay zekanın yaptığı cevabı gönderiyor. Geliyor, evet. Böyle bir şey yok. Yok. Kişi adını söyleyecek. Evli mi bekar mı söyleyecek, evet. cinsiyetini söyleyecek evet. değil mi? Tabii tabii. Yani verilmesi gereken bilgiler var. Hı. O yüzden yapay zekanın yaptığı hani o sanal e, herkese gönderilenden değil, sesli olarak buradan evet, rüya tabirini duymak <laughs> isterseniz buyurunuz efendim. <laughs> Mehmet Emin Kırgil canlı yayınımızda. Reklama gidiyoruz, geliyoruz. Gördüğümüz rüyaların ne anlama geldiğini sorgulamaya, anlamaya ve rüyalarımızın yaşamımızla ilgili verdiği haberleri öğrenmeye devam ediyoruz. Kim var hattımızda? Kübra'cığım? Hangi şehirden? Merel Hanım Ankara. Merel Hanım. Merhaba Nur Hanım. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hemen Teşekkür rüyanızı alalım edin. mı? Merhaba hocam. Merhaba. Rüyam, hoş geldiniz. Rüyamda eşimin beni istemediğini sevmediğini arkadaş olmadığını görüyorum. Daha sonra babaannemle babamın ölmüş halasını balkon gibi bir yerde, çatığına balkon gibi bir yerde, yüksek bir yerde konuşurlarken görüyorum. Ve benim olayımı konuşmuyorlar. En sonunda rüyamda babamı görüyorum. Ona biraz titem ediyorum. Öyle gördüm hocam. Şimdi Meral bazı konularda kendinizi hani olumsuzluklara kaptırmayın. Çünkü bu rüyanıza göre burada Allah'ın izniyle hem maddi hem manevi güce erişmeye eşinizin sizi istememesi bir kişinin, hakkınızda bir ailenin dedikodu yapmasına, sizin ufak tefek sıkıntılar yaşamanıza fakat bu sıkıntılara biraz göğüs germeniz gerekiyor. Bazı şeyleri de fazla kafanızda büyütmeyin. Çünkü son neticeye babanıza sistem yapmanız burada Allah'ın izniyle gücün sizde olacağına eninde sonunda yolunda gitmeyin işlerin yoluna gireceğini gösterir. Fakat kendinize bazı şeyleri çok takıyorsunuz. Yapmayın bunu. Meral Hanım. Doğru söylüyor hocam. Bazı şeyleri çok takıyorum. Takmayın, büyütmeyin. İnşallah her şey düzelecek. Her şey özellikle negatif olan her şey kafaya taktıkça ve büyüttükçe daha çok büyüyor. Daha büyür. Olur mu? Evet. Ne olur daha anda kalarak sorunlarınızı çözmeye tabii, tabii. çalışın. Peki e, teşekkür ediyoruz. Çoruma bağlanıyoruz Fatma Hanım attığımızda Fatma Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler hepinize. Çok teşekkürler. Rüyanızı merak ediyoruz. Tamam hemen anlatayım rüyamı bu gece gördüm tam hocama denk geldi Allah'tan rüyamda bir tane orta yaşlı bir adam böyle hafif sakalları var sakallarında da beyazlıklar var hatta adam bana diyor ki ben diyor çocuğumu kaybettim diyor oğlunu oğlunu bulamamış daha sonra rüyasında bir kuyuda öldüğünü görmüş. Ee, rüyamda diyor çocuğumun diyor öldüğünü gördükten sonra diyor ben diyor somuncu baba türbesine diyor e, hani oranın e, türbenin böyle e, temizleyenleri olur ya bakanları evet. E, ben öyle oldum ondan sonra falan diyor türbeye bakmaya başladım diyor adam rüyam bu kadar evli bekar olduğunu biliyoruz. evli miyiz bekar mı evliyim Şimdi ablacığım bu rüyaya göre Allah nasip ederse bir evlat sahibi olabileceğinize, eğer evladınız varsa ondan ayrı göreceğinize, sakallı beyaz sakallı birinin olması çoktandır beklemiş olduğunuz bir niyetiniz ya sizin ya eşinizin var olduğuna, kuyu olması dardan kurtulmaktır. Somuncu babanın isminin geçmesi bir Allah dostunun her halükarda kişinin manevi gücü erişerek yapmış olduğu bir duanın kabul olmasına işarettir. Ama böyle bir rüya genelde olsa elinizden kaçan fırsatlar ya da hayırlı bir evladın işaretini verir. Peki. Teşekkür ediyoruz. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. E, hattımızda kim var? Meryem Hanım var İstanbul'dan. Alo. Alo merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aldığımız ödül için sizi tebrik ediyorum Nur Hanım. Çok teşekkür ediyorum. olunuz Çok mersi. E, Mehmet Hocam merhaba. Merhaba. E, ben rüyama geçeyim hemen. E, Rüyamda e, tepelik bir köy yolunda yürüyorum. Babam hı. var yanımda. Hı hı. ...yeşillik görüyorum... ...bir yeşillik var ama inek var... ...kocaman bir inek, şişko semiz bir inek yani... ...neyse oradan dönüyorum... ...babamla yine birlikte oradan dönüyorum... ...bir oğlan... ...bir kıza evlilik teklifi ediyor... ...kız da kabul ediyor... ...çok seviniyor... ...ben de içimden diyorum ki ne kadar şanslı kızlar var... ...onlar yolda devam ederlerken... ...erkek vazgeçiyor... ...ben başka bir yere gideceğim diyor... ...kızdan ayrılıyor... Kız da aynı zamanda para bırakıyor ama paralar dolar, TL değil, yeşil dolar ve balya halinde. Tamam, Siz koyuyor sen, sen. tamam. Meyrem Hanım evli bekar? Bekar. Tamam. Şimdi dolar, Var mı müjde? dolar erkeği <laughs> euro kadını gösterir. Allah Allah. Tabii. Onun için bu rüyaya göre bir e, ne demişti evliyim bekar onu kaçırdım. Bekar. Bekar. Burada Allah izin verirse yeşil dolaran olması bir hayli teklif ise gelmesi. Büyük bir ineğin olması bir kadınla dertleşmişsiniz bir konuyu o kadının yapmış olduğu bir dua ya da size karşı bir hüsnü bulunmuşsa bir güzelliğin ise ulaşması yeşil orada otların filan bulunması selamete çıkmanız babanızla beraber köy yolunda olmanız niyetlerinizdir. Niyetleriniz sabittir Allah izin verirse hali vakti yerinde olan bir kişinin gelmesi fakat bazı konularda da bazı bir erkek ya da bir kadın yine evli olan bir kişinin de sizin işinize bazen Meyrem Hanım engel koymaya işaret ediyor yani birileri engel koymuş zamanında veya uğraşmış sizinle ama bunu başaramaması şimdi artık yoluna her şeyin gireceğini gösterir. Çünkü oradaki dolarları görmesi her er karda hayırlı bir teklifin gelmesi işte her şanslı kız kelimesini geçmesi ise aslında daha önce elinden bir şans kaçırmış ama şimdi yeni bir şans yine kendisine geliyor. Hayırlı bir kapı açılıyor. Meryem Hanım daha önce bir şans kaçırdınız mı? Hocam <laughs> yoksa tanımadık biri mi? Onu bilmiyorum. Şimdi oraya o kadar göstermiyor. <laughs> hani gösterse çünkü... ben şey veririm ben ama. Hayır ben şeyi merak ettim. Şimdi gelecek... Daha önce bir böyle bir kısmet bir bir şey kaçırdınız mı? İki aydır ayrıldığım bir kişi var hocam. Hmm. Onunla ilgili. Ay hocam evet. inanamıyorum size ee, ya. Bence merak etmesin çünkü yani geri dönüşü olacaktır kızım. Biraz bekle. Senden galiba biraz hafif uzun biri. Hiç uzun biri. Senden biraz hafif uzun biri olacak bu kişi. Çok ayrılın uzun kişi... değil, çok hafif, hafif uzun biri, çok tamam. uzun biri değil. Gelecek evet hafif uzun diyorum zaten. Hayır gelecek ha. olan kişi diyor. Evet geri dönecek olan kişi sana şu an ayrılıyor. Eskisi kişi mi geri dönecek? İşte ayrıldı ya iki ay önce. Ha, geri, geri mi Geri dönecek? kapsını çalacak, pişman olacak. Son pişmanlık neye yarar? <laughs> Hadi Meryem Hanım yine şanslısınız. Şöyle şanslısınız. Bazen ona da ihtiyacımız oluyor. Geri dönüp o ego tatmininde yaşamak istiyoruz. Evet. Sevgiler, saygılar sunuyorum size. Ne demiştiniz? Dolar erkek, Erkeği, euro euro kadını kadın. gösterir. TL evet. TL ise genç insanı gösterir. Evet. Allah bozuk para. <laughs> bozuk para zaten her zaman çocukları mesela 16 yaş altındaki grupları gösterir. Peki 50 TL olsa mesela 50 TL atıyorum sarışın veyahut da işte ay, buğday tenli olan bir kadını temsil eder. 5 ay içerisinde gelecek <laughs> ay, olan bir kadını. Yine sosyal medyadayız. Hatta <laughs> ne dediniz? Deste para, sarışın deste kadın. Para, ay, şimdi deste para, sarı. <laughs> sarışın mesela, kadınlarla imtihanım. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Hani hatırlıyorsanız geçen sene biz geçen yıllarda bahsetmiştik. Düdüklü tencere. ileri yaş grubunda ne olan. Ne tencere? Düdüklü tencere. ileri yaş grubunda olan kadınları temsil eder demiştik ya. Rüyada. O zaman. Ha diyor. Doğru doğru. Her evet. tencer tencere rüyada gördüğün tencerenin bile <laughs> anlamı var. var. Düdüklü tencere. Evet. İleri daha yaş. yaş. Grubunda, daha yaş grubunun Hı. ileri yaş grubunda olan insan, yani kadınları temsil eder. Buradaki orta bir tencerenin işte orta yaş yani 40 ile 50-55 arasındaki olan bir kadını temsil eder. Tava erkekler. Tavalar yani yok. Tava yine genç kızlarımız, genç kadınlarımızı kızlar. gösterir. Yani onun için çok değişir. Mesela yeşil soğan kadını gösterirken kuru soğan erkeği gösterir. Peki Kavun, mutfak kadın gereçlerinde erkek neyi gösterir? Şimdi erkek zaten orada hani bıçaktır. Ay bir dakika benim gibi gülüyorsunuz ama gülmeyin. Gerçekten rüyayı rüyayı böyle gördüğünüzde evet, bıçak... anlamları bu. Tabii bıçak erkeği gösterirken kaşık kadını gösterir. Çatal yine erkeği gösterir. Değişir Peki, yani. Tencere tava kısmından erkekte bir şey e var. Yani mi? küçük tavalarda mesela hani biz yumurta falan kırıyoruz veya işte küçük onlar mesela genç kızlarımızı gösterir. Yani bekar olan birini gösterir. Hmm. orta tavalar evlenme çağında olan kızımız ya da işte 20 ve 30 yaş grubunda olan kişileri gösterir. Peki. Grubu ayrılıyor yani. Neler neler öğreniyoruz. Tabii. Kim var hattımızda? Siirt'ten seyircimiz var. İknaur Hanım. Alo. Evet merhaba. Siirt'ten. İknaur Hanımcığım hoş geldiniz teşekkür ederiz Buyurun. Ya ben rüyamı direkt anlatayım o zaman. Buyur. Rüyamda böyle kalabalık aile grubuyla bir pikniğe gitmiştik. Güzel bir bahçeye bir parka. Orada böyle bisikletle uğraşıyordum, bisiklet sürmeye çalışıyordum. Daha sonrasında böyle valizlerimizi falan yanımızda götürmüştük, valiz çantalar vesaire. Oradan sonra da biz havaalanına geçecektik. Havaalanına geçeceğiz ama nereye gideceğimiz hakkında bir bilgim yok. Sonra iki bisiklet böyle kız kardeşlerim ve kuzenlerimle beraber iki bisiklete doluşuyoruz böyle. Sonra eşyalarla beraber havaalanına doğru gidiyoruz. Sonrasında böyle yakın bir kapı görüyorum. Burası açıksa buradan gidelim. Daha çabuk olur dedim. Az bizden öncekiler sanki buradan çıktılar gibi. Siz hissettim. bekar mısınız, evli misiniz? Ben bekarım. Tamam. <laughs> Sonrasında o kapıyı açık görünce Demedik yani açtık açılıyordu. Hemen oradan geçtik. Kuzenlerime ve kardeşime de siz de buradan gelin diye işaret ediyorum. Onlar da geldiler ve biz daha yakın bir yoldan e, havaalanına doğru gitmeye başladık. Sonra e, tam böyle yakınlaşırken e, hepsi bağırmaya başladı. Böyle heyecanlı işte Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen diye bağırıyorlardı. Havaalanına bunu söylüyorlardı. E, öyle uyandım yani. Ya şimdi sizin bazı niyetleriniz var ama bu niyetleriniz Hı -hı. biraz olmuyor. Yani hep ağır gidiyor. Hı -hı. Siz de ümitsizsiniz. Evet. Ümitsiz ve umutsuz olduğunuz için kuzenlerinizin Hı -hı. orada olması... ...nitekim Hı -hı. Allah izin verirse sabırlı olmanız... ...bisiklet zaten sabrı gösterir. O yüzden sabırlı olmanız gerekiyor. Havalimanının isminin geçmesi, hedefiniz var. Hedefiniz belli. Bazı insanlardan da dua istemişsiniz siz. Hani kendiniz için. Nitekim bu dileklerin olabileceğini... ...çünkü diyorsun ki Sabiha Gökçen havalimanının isminde geçmesi... Bu ne demektir? Hedefe ulaşmış demektir. Yani eninde sonunda bir hedefinize ulaşacaksınız. Ama bir yerde küçük bir sorun var. İnşallah o sorun çözülür. Peki teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten evet. Neslihan Hanım'ı bağlayalım. Alo. Alo. Neslihan Hanım hoş geldiniz. Hemen hoş rüyanızı buldum, alalım. Merhaba. merhaba. Ee, ben rüyamı hemen anlatayım size. Mehmet Hocam'a. Buyurun. Ee, ben rüyamda anneannemin öldüğünü görüyorum. Ve anneannem normal hayatta dönmüş bir insan. Onun yasındayız. Ve çok şeyler görüyorum böyle. Yiyecekler görüyorum yasında. Evlis, evet. evet. bekarız. Evliyim hocam. Ve bir tane küçük çocuk görüyorum bu yanda. Erkek çocuk. Tamam. Şimdi anneannenizi mi görmüştünüz? Evet. Rahmetli anneanneniz. Evet, evet evet. Anneannemi gördüm evet. Onun yasındayız. Anneannem ölmüş. Evet. Neslihan'cığım bak şimdi oh. kendi evinde olsun olmasın. Bazı şeyleri dışarıya anlatma. Yaşamış olduğun sıkıntı olur, bir şey olur. Dışarıya lanse etme bunu. Sadece dua et. Allah'ın izine anneanne görmek hayli kapıların açılması ve Rabbimin izine selamete çıkmanı gösteriyor. Bazı şeyleri de büyütmemen gerekiyor. Doğru mu kızım? Çünkü büyütürsen evet. daha çok sıkıntı yaşarsın. Neslihan Hanım, Efendim, rüyanızın size anlamı bu. Evet, Var mı efendim? yakın zamanda yaşadığınız böyle büyüttüğünüz ya da sizi böyle derde sürükleyen bir olay? Yok hocam ben 5 5 senelik evliyim çocuğum olmuyor. Hmm. Evet, tamam. biraz. Hı, ama tamam zaten peki is siz istediğiniz halde olmuyor değil mi? Evet evet öyle i̇şte bu da bir, bir, bu da bir, bir. bir sınav ama inşallah Allah'ın izniyle olacak inşallah. Doktora gittiniz mi? Evet gittim hocam evet. Hı -hı. Herhangi bir Olur. sağlık probleminiz var mı? Yok bir sağlık problemim yok. yok. E işte bak ya hocam nasıl yani öyle nokta yok, atışı sağlıyorum. yapıyor. Sağlık Bak büyüttüğüm ya. bir şey diyor. Büyütme, çok Tım ben doktora yani. gittin herhangi bir sağlık problemin yok. Çocuğunun olması için ya yani olmaması için bir neden yok Kendi değil mi? Kendi evindeki problemleri de dışarıya çok anlattığı zaman bir çare değildir. İnsan Allah yani kendisi Allah'a derdini anlatacak. Dışarıya değil allah Teala zaten o derdi biliyor. Ama netice itibariyle hanımefendi çok güzel yere gelecek. Ben kendisine kuru incir yemesini tavsiye ederim. Hem eşi hem kendisi. Bunu da kuru yesinler. Incir. Evet kuru çok incir. incir. <laughs> ben de kendisinin gerçekten ha, bilimin ve... zaman söyle ben ona göre bir esma vereceğim arkadaşlarımıza. Ay hocam biz bittik bir dahaki programa. E, tamam canınız Çünkü olsun. çok e, tamam, kıymetli tamam, bir başka tamam. hocam gelecek tamam. ama sizi yine alacağız. Tamam. Tamam mı? Eyvallah. Mehmet Emin Kırgil. Biliyorum istihare konusunda hepiniz çok merak ediyorsunuz. Haftaya inşallah. Tamam, tamam ona, da ona da gireceğiz inşallah. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam.